Kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile Kanal T ana haber başlıyor. Kanal T ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gün 10.00 saatine karşınızdayız. Liderlerin Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bu müzakereleri devam etti. Bugün ancak Cumhurbaşkanı Akıncı gidişattan memnun olmadığını bir kez daha yeniledi. Akıncı yaptığı açıklamada müzakere konularını bütün olarak ele almadıktan sonra bir sonuca ulaşmanın zor olduğunu söyledi. Akıncı aynı konular etrafında dolaşmanın artık sona ermesini gerektiğini ifade ederek Temmuz ayının krizler doğurabileceğine dikkat çekti. Gündemde okulları ve öğrenci olumsuz yönü etkileyen bir sorun yeniden gündemde karış diyalog yöntemiyle sorunları çözme çabalarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle araçlı eylem yaptı, sesini duyurmaya çalıştı. Karış, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını 2 Mayıs'tan itibaren süresi olarak durdurma kararı aldığını açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık öğrencilerin ve ailelerinin mağduriyetlerini önlemek adına eylem süresince okullara öğrencileri taşıyacak olan şirketlerin ücretlerini ödeyeceğini açıkladı. Ve bültenimiz içinde Türkiye uzanacağız. Türkiye'de referandumla kabul edilen anayasa değişikliği sonrasında ilişiği kestiği AK Parti 33 ay sonra yeniden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne sert mesajlar verdi. Bugüne kadar açmadığınız şu fasılları açmaktan başka çareniz yok. Açarsanız ne ala, açmadığınız takdirde güle güle dedi. Yurt ve dünya gündeminden derlediğimiz ana haber bülteni yolculuğumuz başlıyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı aynı konular etrafında dolaşmanın artık sona ermesi gerektiğini ifade ederek Temmuz ayının krizlere gebe olduğunu ifade etti. Ayrıntılar birazdan. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakere çerçevesinde ara bölgede bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs'ın Rum lideri Anastasiadis'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada müzakere konularını bütün olarak ele almadıktan sonra bir sonuca ulaşmanın zor olduğunu söyledi. Aynı konular etrafında dolaşmanın artık sona ermesi gerektiğini ifade eden Akıncı Temmuz ayının krizler doğurabileceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri kapsamında yeniden bir araya geldi. Günaydın. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı basının karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Akıncı açıklamasında daha önce varılan yasal ikamet konusunda varılan mutabakatların son şeklinin verildiğini bildirdi. Etkin katılım konusunda da ayrılıkların devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti. Kıbrıslı Türkler açısından siyasal eşitliğin önemli bir konusu dönüşümlü başkanlık konusudur. O konuda olduğu yerde duruyor. Haliyle etkin katılıma ilişkin konuda bugün ilerleme sağladık dememiz mümkün değil. Bunun dışında Avrupa Birliği ile yapılacak olan bazı temaslar var. 10 Mayıs'ta Martin Verwey'in buraya gelmesi söz konusu. Bize ATOK AB komitesi ile ilgili bir sunum yapması söz konusu. Onu da kararlaştırmış bulunuyoruz. Aynı konular etrafında dolaşmanın artık sona ermesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, Temmuz ayının krizler doğurabileceğine dikkati çekti. Temmuz ayında yeni gerginliklere gebe bir durumla karşı karşıya kalabiliriz maalesef. Bunu hiç arzu etmemiş olmakla beraber. Çünkü Rum tarafı biliyorsunuz, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arayışlarını sürdürüyor. Ben de devamlı surette bir şeyin altını çiziyorum. Bu zenginlikler Kıbrıs'ın ortak malı, Kıbrıslıların ortak malı. Biz bunların elbette bulunması ve iki tarafın yararına kullanılması taraftarıyız. Ancak bir barış ortamında, bir çözüm ortamında bu gerçekleşebilecek. Çözümün olmadığı bir noktada bunlar yeni gerginlikler yaratacak. Biz gerginlik alanı istemiyoruz, işbirliği alanı istiyoruz. Mustafa Akıncı,
Rum basını müzakereciler arasında görüşmelerin iyimser olduğunu yazıyor. Ben müzakerecimden öyle bir bilgi almadım, öyle bir durum yok. Ayrıca Sayın Rum lider Nikos Anastasiadis, Enosis kararını Anayasa Mahkemesi'ne havale ederek topu taca atmıştır ifadelerinde kullandı. Sayın Anastasiadis topu taca atmıştır bunu bu şekilde yapmakla. Ancak bu Mayıs ve belki Haziran'ın ilk günlerini de biz her iki topluma da bir çözüm için bir şans var mı bunu deneme fırsatını vermek istedik ve Rum liderin bu yanlış tavrı karşısında müzakerelerden çekilmeyeceğimizi de açıkladık daha önceden. Belki bazıları bunu daha farklı bekliyorlardı ama biz bu tavrımızı değiştirmedik, değiştirmeyeceğiz. Eğer Rum tarafında gerçekten bir çözüm niyeti varsa bunu görmek istiyoruz. Çok açık ve net. Karış Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını 2 Mayıs'tan itibaren süresi olarak durdurma kararı aldığını açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık öğrencilerin ve ailelerin mağduriyetini önlemek adına eylem süresince okullara öğrencileri taşıyacak olan şirketlerin ücretlerini ödeyeceğini açıkladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği Karış'ın bakanlığa bağlı okulların öğrenci taşımacılığını salı gününden itibaren süresiz olarak durdurma kararının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bakanlık, öğrencilerin ve ailelerin mağduriyetini önlemek adına eylem süresince okullara öğrencileri taşıyacak olan şirketlerin ücretlerini ödeyeceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın basın bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karış'ın kararının öğrencilerimizin eğitim haklarını engelleyici olduğuna dikkat çekilerek, taşıma kapsamı içinde olup da eylemden dolayı mağduriyet yaşayacak olan çocukların ailelerinin ulaşım giderlerine katkı yapılacağı da bildirildi. Trafik Kazaları Önleme Derneği içinde bulunduğumuz trafik haftasında bir dizi etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Etkinlik kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı'nda teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı trafik eğitimi verildi. Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı'nda iki aşamalı trafik eğitimi verildi. Öncelikle biz bir yerden bir yere giderken bir sürü aracı bineriz değil mi? Mesela arabaya, nereye başka? Uçağa, başka nereye bineriz? Motora binebiliriz. Arabaya binebiliriz. Bisiklete, evet. Gemiye, aferin. Ardından uygulamalı eğitim yapıldı. Trafik eğitmeni Nesil Garanti Öz'ün açıklamada amaçlarını anlattı. Şimdi öğrenciler iki aşamalı bir eğitimden geçiyor. İlk etapta sınıfta teorik eğitim alıyorlar. Sinevizyon eşliğinde, videolar eşliğinde bu eğitimden faydalanıyorlar. Daha sonra dışarıda uygulama eğitimi yapılıyor. Şu anda takip edebilirsiniz onu. Akülü araçları kullanıyor çocuklar. Trafik ışıklarına uygun şekilde hareket ediyor. İşte yaya geçidinde yayaların öncelikli olduğunu öğreniyor. Bu eğitimleri verirken amacımız özel eğitim gereksinimi duyan çocukların da bizimle birlikte yaşadığını, onların da bu trafik içinde yer aldığının bilinciyle hareket ediyoruz. Dernek Trafik Haftası dolayısıyla hafta boyunca trafik eğitimi, yürüyüşler ve yarışmaların aralarında bulunduğu bir dizi etkinlik düzenlemeye devam edecek. Gamze Pehlivan'ı 20 Nisan tarihinde bıçaklayarak öldüren zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 3 ay geçmemek kaydıyla cezaevine gönderildi. Ayrıntılar birazdan. Güney Kıbrıs'ta geniş yankı bulan çocuk kaçırma olayında şüpheler 49 yaşındaki Hollanda uyruklu bir kadını işaret ediyor. Polis Hollandalı kadının ardından 44 yaşındaki Limasoğlu bir taksi şoförünü tutukladı.
Geçtiğimiz Perşembe günü Güney Lefkoşa'da kaçırılan 4 yaşındaki Maria'nın kaçırılmasıyla ilgili olduğu düşünülen 49 yaşındaki Hollandalı bir kadın polis tarafından gözaltına alındı. Polis Hollandalı kadının ardından 44 yaşındaki Limasolu bir taksi şoförünü de tutukladı. Anaokulu önünden kaçırılan küçük kızın kaçıran şahıslar tarafından babasına teslim edildikten sonra anaokul yakınında bulunan söz konusu taksiyle olay yerinden kaçtıkları iddia ediliyor. Taksinin baba ve kızı Teseri bölgesinde götürüp bıraktı. Buradan da başka bir araç tarafından alınıp Perestorana köyüne götürüldükleri iddia edilirken buradan Kuzey Kıbrıs'a geçtikleri iddia ediliyor. Küçük kız geçtiğimiz Perşembe sabahı iki erkek tarafından Dasupolis'teki anaokulunun önünden kaçırılmıştı. Kaçırılmanın kızın babası 49 yaşındaki Torkul Grisurt tarafından organize edildiği iddia ediliyor. Söz konusu baba olayın ardından Marie'nin annesine bir e-posta göndererek kızlarının iyi olduğunu ve Kıbrıs'ta bir yerlerde yanında olduğu bildiği belirtiliyor. Türkiye'de referandumla kabul edilen anayasa değişikliği sonrasında ilişkisini kesti AK Parti'ye. 33 ay sonra tekrar dönen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkuyla karşılandı. Ayrıntılar birazdan. Gamze Pehlivan'ı 20 Nisan tarihinde bıçaklayarak öldüren Suat Aşır yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 3 ay geçirme kaydıyla cezaevine gönderildi. Polis basın subaylığından elde edilen bilgiye göre 20 Nisan tarihinde imam nikahlı eşi 37 yaşındaki Gamze Pehlivan'ı bıçaklayarak öldüren, aynı zamanda Pehlivan'ın üzerine benzin döküp canlı canlı yakmaya teşebbüs eden zanlı yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Zanlı, tasarlayarak adam öldürme başta olmak üzere birçok davadan yararlanıyor. Mahkeme davaları görüşünceye kadar 3 ayı geçmemek suretiyle zanlıyı cezaevine gönderdi. Zanlı cinayeti işlediği 20 Nisan tarihinde tutuklanmıştı. Bir Mayıs İşçi ve Dayanışma Bayramı Lefkoşa'da bölgede iki toplumlu yoğun bir katılımla kutlandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı Lefkoşa Ara Bölgede düzenlenen iki toplumlu etkinlikle kutlandı. Ortak etkinlik öncesinde kuzeyde Kuğulu Park'tan, güneyde ise Rum Maliye Bakanlığı önünden Ara Bölgedeki Çetinkaya sahasına kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej yürüyüşlerinin ardından Çetinkaya sahasında Kıbrıs Türk Sendikaları adına Deviş Başkanı Hasan Felek ortak açıklamayı Türkçe olarak okudu. Kıbrıs Türk Sendikacılığı Hareketi Kıbrıs'ı yeniden birleştirecek, yabancıların değil Kıbrıslıların çıkarına hizmet edecek, ilkeli bir çözüme varılması hedefiyle müzakere sürecini desteklemektedir. Kurgunluk, istatikoyu kalıcılaştırmakta ve çözümün değil, tam aksine Taksim'in ve istatikonun lehine işlemektedir. Ayrıca etkinlikte PO adına PO Genel Sekreteri Bambis Kritsis Yunancı olarak ortak açıklamayı okudu. Etkinlikte okunan ortak açıklamaların ardından Arda Gündüz'le Prospektüs Müzik Grubu sahne aldı. Ve dış haberler devam edelim bültenimizde. Türkiye'de referandumla kabul edilen anayasa değişikliği sonrasında ilişkisini kestiği AK Parti'ye
33 ay sonra yeniden dönen Erdoğan, Avrupa Birliği'ne sert mesajlar verdi. Bugüne kadar açmadığınız şu fasılları açmaktan başka çareniz yok. Açarsanız ne ala, açmadığınız takdirde güle güle dedi. Türkiye'de referandumla kabul edilen anayasa değişikliği sonrasında ilişiğin kesti. AK Parti'yi 33 ay sonra tekrar dönen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan coşkuyla karşılandı. Hadi. Hadi biraz gelin nasıl? Nasıl abi? Duyuyor mu? Abi sağımda biri var. Bekliyorum. Dolu da yolu boş atsak ya. Erdoğan kurucusu olduğu AK Parti'ye 979 gün sonra tekrar dönerek parti üyelik formülü imzaladı. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız üye beyannamesini imzalıyorlar. Ben hayırlı ve mübarek olmasını temenni ediyorum. Erdoğan imza attıktan sonra partilere seslendi. Türkiye Cumhurbaşkanı ikinci sınıf vatandaşın Türkiye'de olmadığını ifade etti. İkinci sınıf vatandaş yoktur. 80 milyonun tamamı birinci sınıf vatandaştır. Teröre, ihanete, bozgunculuğa sapmayan her insanımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Biz bu samimiyetle ve gayretle çalıştığımızda milletimizden gereken karşılığı göreceğimize inanıyorum. Erdoğan bugüne kadar açmadığınız şu fasılları açmaktan başka çareniz yok. Açarsanız ne âlâ, açmadığınız takdirde güle güle dedi. Biz bu terörle mücadeleyi neyle vereceğiz? Orada 10 tane, 15 tane terörist öldürüldü Fransa'da. Bundan dolayı OHAL ilan ettiler. Bizde devleti yıkmaya yönelik bir teşebbüs var, bir darbe teşebbüsü var. 249 şehidimiz var, 2193 gazimiz var. Biz OHAL ilan edemeyeceğiz, beyefendilerden izin alacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için de tabii onlara söyleyeceğimiz tek şey, önce bu fasılları halledeceksiniz, verdiğiniz sözleri tutacaksınız, ondan sonra masaya oturur konuşuruz. Aksi takdirde sizinle görüşecek bir şeyimiz kalmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a FETÖ'yle mücadele konusunda çağrı yaptı. Bahçeli grup toplantısı sonrası koalisyon ortaklığı sorusuna yanıt verdi. Bahçeli, MHP'nin şu kadar bakanlık almak suretiyle koalisyon ortağı olacak şeklindeki görüşlerin tamamen yanlış bir kanaat olduğunu söyledi. Bunun MHP'yi başka bir zeminde tartışmaya açmak olduğunu ifade etti. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli basında MHP'nin koalisyon ortağı olacağına dair haberleri yalanladı. Kriterlerimizle ilgili haberin aslı yoktur dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu kadar bakanlık almak suretiyle koalisyon ortağı olacağı ifade edilmektedir. Bu tamamen yanlış bir kanaattir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni başka bir zeminde tartışmaya açmaktır. Bu arkadaşlarımızı basın olarak görevlerini yaparken saygı duyuyorum. Fakat biraz da dürüst ve ilkeli olmalarını tavsiye ediyorum. Devlet Bahçeli sözlerinin sonunda ise başkalarının eksiklerini tamamlayacak parti değiliz ifadelerini kullandı ve şöyle söyledi. Öyle şey olur mu efendim? Milliyetçi Hareket Partisi nasıl bir partidir? Biz başkalarının eksiğini yediğini tamamlamak için yama kurmaya hazır bir parti mi? Peki bugüne kadar böyle bir teklif geldi mi? Gelmedi. İhtiyaç yoktur. 66. hükümeti de kurmuş olsalar 316 milletvekiliyle mecliste güven oyu alabilecek yeter güçte olan bir iktidarı oluşturmuş olurlar. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Kabinede bugün için revizyonun söz konusu olmadığını söyleyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'ta AK Parti Genel Başkanı olacak dedi.
Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu. Kurtulmuş, Sayın Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu AK Parti'ye geçişle ilgili süreçte başlatılmıştır diyerek 21 Mayıs'ta yapılacak kongre ilişkin konuştu. 21 Mayıs'ta AK Parti Büyük Kongresi'nin hazırlıkları için düğmeye basılmıştır. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah 21'inde partimizin genel başkanı olması, böylece bu süreçle ilgili adımların atılmış olması da gerçekleşecek. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü. Yeni yönetim modelinin gerektirdiği adımlarından birisini de atmış olacaktır. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye dönüşü ve 21'indeki kongrede genel başkan oluşuyla birlikte AK Parti kadrolarında büyük bir sinerjinin ortaya çıkacağını, Türkiye'de kamuoyunun ve seçmen nezdinde de AK Parti seçmenlerinin önemli bir şekilde bu süreçte motive olacaklarını bir kere daha ifade etmek isterim. Kurtulmuş kabinede revizyon söz konusu değil ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal dün yaptığı açıklamalara ilişkin bugün mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Söylenmesi gerekenleri söylediğini, bir görev yaptığını ifade eden Baykal, sorumluluk duygusu içinde uyarı öneri de içeren bir yol haritası ortaya koyduğunu belirtti. Bir sorumluluk duygusu içinde uyarı da içeren, öneri de içeren bir yol haritası ortaya koydum. Bunun partimiz için, Türkiye için bir demokratik çıkış yolu olduğuna yürekten inanıyorum dedi. Bir sorumluluk duygusu içinde uyarı da içeren, öneri de içeren bir yol haritası ortaya koydum. Bunun partimiz için de Türkiye için de bir demokratik çıkış yolu olduğuna yürekten inanıyorum. CHP Milletvekili Deniz Baykal, CHP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Baykal dün gece bir televizyonda yaptığı açıklamalara yönelik yaptığı değerlendirmede siyasi nezakete vurgu yaptı. Herkes bir içine sindirsin, bir değerlendirsin, bir tartsın ve sonunda da herhalde doğru bir oluşum ortaya çıkar, doğru bir karar alınır, yeni bir süreç başlar. Ya bir yani zarafeti, nezaketi siyasetten ayırmayı bilmek lazım. Ben orada bir zarafet, nezaket anlayışı içinde bir değerlendirme yaptım, dikkat ettiyseniz. Sorulmuş bir soruya cevaben benim bir önerim, bir değerlendirmem olarak böyle bir şey ortaya çıkmadı. Bana ne dersiniz diye elbette değerlendirir, saygıdeğer bir insan, bir görev yapmış birisi. Yani bunu söylemek bir asgari bence siyasi zarafet, siyasi nezaket gereğidir. Bu anlayış içine ben bu değerlendirmemi yaptım. İsviçre'nin Zürih kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na yüzleri kar maskeli 100 kişilik bir grup fiziki saldırıda bulunarak konsolosluk binasına PKK'nın renklerinden oluşan boyalar atarak maddi hasar verdiler. Saldırganlar Erdoğan'ı öldürün sloganı yazdılar. İsviçre'nin Zürih kentinde Winburg Caddesi 65 numarada bulunan Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu kimlikleri henüz belirlenemeyen 100 kişilik bir grubun saldırısına maruz kaldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'na fırsat bilen yüzleri maskeli saldırganların konsolosluğun önüne gelerek ellerindeki boya yere konsolosluk binasına atarak maddi zarar verdikleri öğrenildi. Atılan boyaların renklerinden saldırganların PKK yandaşları oldukları şüphesini artırıyor. Saldırıdan sonra başkonsolosluk önüne takviye polis kuvvetleri gönderildi. Bina emniyet altına alındı. 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle başkonsolosluk binasında güvenlik güçleri dışında kimse bulunmuyordu. Saldırganlar başkonsolosluk binasına yakın otobüs durağına "Kill Erdoğan, Erdoğan'ı öldürün" sloganı yazarak olay yerinden uzaklaştılar.
İsviçre'den Fransa'ya uzanıyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı adayları arasındaki eleştiri ve suçlamaların dozu artıyor. Macron, sağ popülist Le Pen'i Fransa'ya yıkmakla çalışmakla suçladı. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı için yarışan iki aday seçim kampanyalarında sona yaklaşıyor. Seçimler 7 Mayıs Pazar günü yapılacak. Anketlere göre bayrağı devralması beklenen Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron, başkent Paris'te son kez miting düzenledi. Ekonomi sektöründen gelen genç aday, rakibi Marine Le Pen'in kazanması halinde ülkenin felakete uğrayacağını iddia etti. Macron seçmenine, ulusal cephenin bugün bize sunduğu dönüş olmayan bir yol. Le Pen kazandığı takdirde Avrupa Birliği'nden çıkacağız, Euro'yu terk edeceğiz, para birimimiz değer kaybına uğrayacak, sınırları kapatacağız, ülkemizin güvenilirliğine zarar vereceğiz, anlaşmalarımızı da askıya alacağız ve bu yolda yer almadan ilerleyemeyeceğiz diye seslendi. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan aşırı sağ aday Le Pen rakibi Macron'a yüklendi. Le Pen Macron'un seçimi kaybedeceği iddiasında bulundu. Aşırı sağcı aday Le Pen de başkent yakınlarında Villepinte kentindeydi ve seçmenine seslendi. Pazar günü sandık başına gidecek Fransız seçmenine seslenen Le Pen, Avrupa karşıtlığını yeniden dile getirdi. Macron'la aynı tonda konuşarak vaatleri inelemek yerine rakibine yüklendi. Le Pen, Sayın Macron kaybedecek olan aday, Fransa halkı Aralık ayından itibaren Cumhurbaşkanı Hollande'ın kurtulduğuna inanıyor. Halkın nefret ettiği bir cumhurbaşkanından, Fransa'ya yenilgiye uğratan, halkı için liderlik yapamayan bir cumhurbaşkanından, Macron'un kazanması Hollande'ın kapıdan çıkıp bacadan girmesi demek. Sayın Macron, Fransa el ele sloganını benimsedi ama bankacılar el ele sloganı daha dürüstçe olurdu ifadelerini kullandı. Öte yandan Le Pen'in ulusal cephenin başkanlığını yaptığı sırada partiden ihraç ettiği babası Jean-Marie Le Pen, başkente katıldığı bir etkinlikle kızına övgüler yağdırdı, seçmene Le Pen'e oy verme çağrısı yaptı. Dünyanın en çok ham petrol rezervine sahip ülkesi olan Venezuela'da son yılların en büyük protesto gösterileri gerçekleşiyor. Muhalefet özgürlükleri kısıtlamakla ve ekonomiyi yanlış yönetmekle suçladı. Sosyalist devlet başkanı Maduro'nun istifasını istiyor. Resmi rakamlara göre son haftalardaki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildirildi. Venezuela'da hükümet karşıtı eylemler sürüyor. Resmi rakamlara göre son haftalardaki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı öğrenildi. Venezuela'da yaklaşık bir aydır devam eden hükümet karşıtı gösteriler şiddetlenerek devam ediyor. Başkent Caracas başta olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde yine protesto gösterileri yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda polisle eylemciler yine karşı karşıya geldi. Eylemde polis göz yaşartıcı gazla tazikli su kullandı. Devlet Başkanı Maduro ise daha önce yaptığı açıklamada yaşananlardan muhalefet ve Washington'u sorumlu tutmuştu. Ve sırada sevgili dostlarımızdan bir haberimiz var. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde muhabbet kuşu ile kedinin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor. Akçakoca'da bir ailenin beslediği Çapkın isimli muhabbet kuşuyla Gandalf ismindeki kedinin dostluğu parmak ısırtıyor.
İlk karşılaşmalarında çok fazla kavga eden Çapkın'la Gandalf artık kavgalarını bir oyuna dönüştürdü. Birlikte oyun oynayan Çapkın'la Gandalf adeta düşman çatlatıyor. Kedi Gandalf zamanının büyük çoğunluğunu muhabbet kuşunun çevresinde geçiriyor. Tahta halleriyle ilgi odağı olan kedi ve muhabbet kuşu iki farklı hayvanın nasıl bir arada yaşayabileceğine de en iyi örnek. Ve bültenimizin sonunda hava tahmin raporu. Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre çarşamba günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Dairesi salı ve çarşamba günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Dairesi'nin 8 Mayıs tarihine kadar olan dönemi kapsayan haftalık hava tahmini raporuna göre hava periyodun geriye kalan diğer bölümlerinde az bulutlu olacağı kaydedildi. Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmini raporuna göre en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 25 ila 28 derece dolaylarında olması, rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi. Ve sırada hava durum ve para borsa hattımız var. Bölgemiz alçak basın sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacaktır. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli yağış anında yer yer kuvvetli olarak kesecek. Bu gece ve yarına kadar yurtta hava şöyle olacak. Lefkoşa 27, Ercan 27, Girne 23, Güzelyurt 26, Lefke 20, Gazimosa 24, İskele 24. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 27 derece olarak hissedilecek. Kopbank para borsa hattını sunar. Ortalama kur olarak Amerikan doları değer kaybederek 3.53'e, Euro değer kaybederek 3.85'e, İngiliz sterlinde değer kaybederek 4.57 Türk lirasından işlem gördü. 94.655 puandan açılan Borsa İstanbul değer kaybederek 94.471 puanla dünün 184 puan veya %0.19 altında kapadı. Efendim, böylece haber bültenimizin sonuna geldik. Az sonra spor bülteni ekranı izleyebilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. İşitme kaybınız mı var? Çınlamanız mı var? Siser işitme cihazları Lefkoşa ve Gazimosa şubeleri açıldı. Ücretsiz işitme testleri yaptırmak ve ücretsiz işitme cihazı denemek için sizi bekliyoruz. Siser işitme cihazları. Siser.com.tr. Aşk en ağlamam diyen erkeği hüngür hüngür ağlatır. Aşk insanı zen'e götürür. Çünkü aşkı en iyi zen anlatır. Herkesin bir hayali, Akfinans Bank'ta da kredisi vardır. Mutlu bir başlangıç için rahat bir evet deyin. Nişan, düğün, balayı ile ilgili...